Efendim günün gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz. Yurt içinden, yurt dışından tüm gelişmeleri ama şimdi stüdyomuzda bir konuğumuz var. Nasıl ifade edeyim? Orhan Kemal'i anıyoruz, 100 yaşında anıyoruz. Ve konuğumuz onun oğlu, küçük oğlu Işık Öğütçü, yazar Işık Öğütçü bugün bizlerle. Sayın Öğütçü hoş geldiniz efendim. 2014 yılı sizin için önemli. Evet. Ben daha önce bir röportajınızı dinlediğimde 2000 yılından bu yana bu 2014'de hazırlanıyorum dediğinizi hatırlıyorum. Şimdi etkinlikler yapıldı, yapılıyor. 100 yaşında Orhan Kemal'in doğumunun 100. yılında onu anlıyor, anıyor, anlatıyor. Belki bazıları için yani yeni tanıyor ve öğreniyoruz. Hiç hayatı boyunca doğum günü kutlamadığını yine ben sizin bir röportajınızda duymuştum. Orhan Kemal hayattayken hiç doğum günü kutlamadı. Nasıl bir duygu? 100. yaşında onun doğum gününü kutlamak, etkinlikler yapmak, onu anmak, anlatmak nasıl bir duygu? Tabii ben aslında şöyle bakıyorum. Yani biz onu anmıyoruz. Aslında doğum gününü kutluyoruz. Evet. Anmaları sadece 2 Haziran'da yapıyoruz. Aha. Ben bütün bir yıl boyunca onun doğum gününü hep kutladım. Tabii öyle bir imkanımız veyahut da geleneğiniz olmadığı için ben 13 yıllık işte onunla beraber olduğum bir dönemde, hadi bilinçli olarak 7 yaşından diyelim 13 yaşına kadar bir 6 yıl, hiç öyle bir olayı görmedim, tanık olmadım. Çünkü devamlı bir koşuşturma içinde, ekmek mücadelesi içinde, devamlı yazmak için uğraşan bir babanız var. Hı hı. Evinizin içinde ve bu sizin ne doğum gününü hatırlamanızı ne başka güzel günleri hatırlamanızı engel oluyor. O açıdan bizim belki her gün işte mutlu olacak bir şeyler, bir bahaneler yaratıp mutlu oluyorduk. Babamızın en önemli unsur işte yanımızda olması, o çok çok büyük bir olaydı. Ama onun dışında yani siz de bahsettiniz, hiç doğum gününü kutlamadık. Anladım. Ama 100. yaşında bunu kutluyoruz. Evet. Ve 2014 yılı başından beri neler yaptınız? Etkinliklerde neler anlattınız? Yapacağınız etkinlikler ya da faaliyetler neler önümüzdeki günlerde? Şimdi demin dediğiniz çok doğru. Ben 2000 yılından 2014'ü coşkulu bir şekilde kutlanması için hep düşünüyordum. İşte çeşitli yerlerde bunları dillendiriyordum. Son 2 yıl kala bayağı yazışmalarım oldu. Yani bu işte Kültür Bakanlığı nezdinde, başka diğer resmi kuruluşlar nezdinde. Ve işte 2014 Ocak ayına geldiğimiz zaman Türkiye'deki, İstanbul'daki özel liseler, hı hı, işte onunla ilgili bir takım çalışmalar yaptılar. Üzerine bir takım yarışmalar düzenlediler. Bu çok önemliydi çünkü genç kuşağın Orhan Kemal'le bu şekilde buluşması benim zaten çok arzu ettiğim, hı hı, bir olaydı. Daha sonra çeşitli işte okullarda, üniversitelerde benim gidip konuşmalarım oldu. Şimdi Eylül ayında bayağı bir yoğunluk vardı çünkü Ağustos'un sonunda Pekin Kitap Fuarı'na gittim. Yurt içinde, yurt dışına kadar da böyle taşan etkinlikler, ne güzel. Çünkü Türkiye Pekin'de onur ülkesiydi. Hı hı. Orada da babamın 4 tane kitabı yayınlandı Çin'de. O açıdan ben gittim orada Orhan Kemal'i anlattım Pekin'de okurlara. Ve o şekilde bir güzel doğum gününü kutlamaya başladık. Bu tabii Eylül'de işte Datça vardı. Datça Edebiyat Günleri'nde yine bir anma oldu. Adana'da yanılmıyorsam yakın tarihte bir, evet, etkinlik Altın oldu. Evet, Altın Koza'da bir sinema sergisi açıldı Orhan Kemal'le ilgili. Yine ben okullarda konuşmalar yaptım. Şimdi iki tane üniversitemiz sempozyum hazırladı. Bir tanesini gerçekleştirdik. Çukurova Üniversitesi geçen hafta 2 günlük bir sempozyum yaptı Orhan Kemal 100 yaşında. Hı hı. Konulu. Şimdi 30-31 Ekim'de Mimar Sinan Üniversitesi yine İstanbul'da, İstanbul'da bu sefer güzel bir sempozyum hazırladı. O sunulacak. İşte yarın da ben Pera Palas'ta bir konuşma yapacağım. Çok güzel, çok güzel. Takip edenler için ya da hani kaçıranlar için biz bunları buradan aktarmış olalım. Biraz Orhan Kemal'li yıllara gitmek istiyorum. Üretken bir yazar. Ürettiği çok eser var bugüne kalan. Diğer yandan da biraz önce dediniz ya hani zor yıllar.
kolay değil. Yani geçimini idame ettirebilmek, para kazanabilmek, cezaevi, ekonomik zorluklar. Bu sıkıntıları sizlerle nasıl paylaşıyordu ev içerisinde? Şimdi tabii ben bu mücadelenin belki 1966 yılını çok iyi hatırlıyorum. Çünkü 66 yılında babam bir ihbar üzerine hapse girdi. Bir 35 günlük. Orada Sultanahmet Cezaevi'nde iki kere ben ziyaret etmiştim. Hı hı. İşte bir kafesin arkasındaydı babam. Bir de açık görüş vardı. Herhalde bayrama mı denk gelmişti bilmiyorum. Siz kaç yaşındasınız? Ben 57 doğumluyum. 66 yani 9 yaşında. Evet. 9 yaşındayım. Bir de açık görüşte babamı gördüm. Hı hı. Tabii yani siz bir sanatçıyı veyahut da herhangi bir düşünen insanı içeri attığınız zaman bütün ailesini de içeri atmış oluyorsunuz. Çünkü tek gelir kaynağınız babanız. Bu 9 yaşındaki çocuğun üzerinde bıraktığı nasıl bir travma olduğunu size bırakıyorum yorumunuzu. Hı hı. Ama bu tabii bizim yılmamızı veyahut da boyun eğmemizi hiçbir zaman sağlamadı. Biz daha çok başımız dik dolaştık. Çünkü o da hiç boyun eğmedi bu anlamda, evet. Yani içeri de düşse. Yani çünkü doğru bir şey yapıyordu. Evet. Yani halkın sorunlarını yazıyordu. Halkı kitaplarında konu ediyordu. Siz işte ne kadar çok halkı söz ederseniz, anlatırsanız Türkiye'nin kaderi, yazarların, sanatçıların kaderi, işte buyurun ikinci adresinizse derler. Bu açıdan bizler zaten yani şeydik bu konularda, işte antrenmanlıydık. Hı hı. Babam girdi, çıktı. Ondan sonra işte davası yine devam etti. Hatta işte 1969 yılında Maxim Gorki'nin 100. doğum yılı, Moskova'da işte Sovyet Yazarlar Birliği davet ediyor, gelin sizi de bekliyoruz diye. Babama pasaport verilmedi. İşte orada da bizim kadim dostumuz sağ olsun Füket Otyam devreye girdi. O pasaportu da aldı. İşte babam yani bir aylık süre yurt dışına gitti. Onun zaten herhalde bir 10 günü yine hastanelerdeydi. Geldi. Ondan sonra tekrardan işte Sofya. 70'te Sofya'ya gittiğinde de bir daha gelemedi zaten. Evet. Yani 56 yaşında çok üretken bir yaş. Siz böyle bir sanatçıyı kaybediyorsunuz. İşte bu koşullardan, ekonomik bir takım sıkıntıları başına musallat etmekten bu insanı siz yok ediyorsunuz. Yani bunun başka izahı yok. Peki nasıl bu kadar üretken olabildi? Bu kadar sıkıntıya rağmen bunları nasıl üretebildi? Yani o gücü, kuvveti nereden alıyordu? Vallahi bakın. Neye güveniyordu? Şöyle söyleyeyim, Yaşar Kemal bile buna hayret ediyor. O kadar yakın arkadaşıydım diyor. Bu kadar bela, bu kadar sıkıntı içinde, bu kadar romanı nasıl yazdı, her şeyi sordum, bir tek onu soramadım, der. Şimdi babam gerçekten çok üretken, yaşadıklarını, hayatın içindeki her şeyden kendisine bir konu çıkartabilecek uzmanlıkta, yetenekte bir insan. Müthiş bir hafıza var ve gördüğü her insan için bu senaryoyu, bu romanı, bu öyküyü yazabilecek güçte bir insan. Ve öyle bir insan ki 1960'ta ve 61'de tefrika olarak yazdığı iki tane romanı unutmuş. Ben bunları yıllar sonra buldum. Ha, ben ona gelecektim birazdan ama siz geldiniz. Yani hala yazıyor, hala üretiyor değil mi? Evet. 2014 yılında bile bizle, Orhan Kemal'le biz buluşabiliyoruz yeni kitaplarıyla. Buyurun. Evet, yani o çok büyük sürprizdi, çok büyük bir olaydı. Belki de dünyada böyle bir şey olsa dünya ayağa kalkar. Dünya edebiyat sektörü ayağa kalkar. Maalesef işte Türkiye'de bu çok olağan bir şeymiş gibi kabul gördü. Hem Yüz Karası isimli bir romanını buldum. 1960 yılında tefrika edilmiş. 2011'de mi yayınlandı? 2011'de. 11'de doğru. 2014'ün başında da yeni bulmuş olduğum Uçurumu biliyorum. Çıktı. Bana bazen soruyorlar böyle yeni bir şeyler var mı? Diyorum yani Orhan Kemal'den söz ediyoruz. Mutlaka bir yerden bir şeyler çıkacaktır. Çok üretken bir yazar. Bir de fotobiyografisi var elimde.
Yine evet. Bu da çok yeni, çok taze. Eylül çıkışlı, Eylül 2014, yani bir ay öncesinin Sessizlerin Sesi Orhan Kemal şeklinde. Ben şöyle göstermek istiyorum. Orhan Kemal'i konuşuyoruz, onun eserlerini konuşuyoruz. Bir fotobiyografi merak edenler için de bir kaynak eser olduğunu düşünüyorum. 2014'te yayınlanan kitaplarından bahsettik. Müzeyi konuşalım istiyorum biraz. 2000 yılında açtığınız bir müze var. İlginç, ücret almadan herkes gezebiliyor bu müzeyi. İstanbul'da hemen hani İstiklal Caddesi'ne de çok yakın değil mi? Cihangir'de. Evet. Hani sıkıntılı dönemler yine sıkıntı olmuyor mu? Yani hiç ücret almadan bu işleri yapabilmek, bu faaliyetleri yürütebilmek, idame ettirebilmek zor olmuyor mu efendim? Şimdi yani 14 yıl biz bu görevimizi yaptık. İşte son bir aydır bunu ücretli hale getirdik ama ücret de sembolik bir ücret. Yani bütçeleri fazla sarsacak bir rakam değil. O dediğiniz olayları hep işte aile olarak bizler takviye edebiliyorduk. Fakat artık öyle bir boyuta geldi ki hem işte orada yaktığınız elektrik, kışın kalorifer, evet. İşte bina eskiyor, bunun tadilatı, boyası lazım. Tadilatı, bakımı, onarımı değil mi? İşte yeni bir takım görsel malzemeler ekliyorsunuz. Bunlar için bir takım harcamalar yapmanız lazım. Çok sembolik böyle bir ücretlendirme yaptık. Bundan sonra da bu şekilde gidecek tahmin ediyorum. Ama tabii yani benim giriş ücretinden çok ziyarete gelenlerin Orhan Kemal kitabıyla buluşması beni çok heyecanlandırıyor. Yani biz para yine almayız ama oradan bir tane kitap almaları, eve götürmeleri, zamanları olduğunda okumaları o benim için çok önemli. Nasıl ilgisi günümüz insanının, özellikle gençlerin Orhan Kemal'e ilgisi nasıl? Şimdi bakın yani biz müzeyi tam 30 yıl sonra açtık ölümünden. Evet. Tabii bu 70 ile 80, 2000 yılları arasındaki süreç hem 80 yılının o işte karanlık dönemlerinde bu tür toplumcu gerçekçi yazarların eserlerine pek ilgi aslında oluşmadı. Ve tabii ki Orhan Kemal hep yaşayacak. Ben olsam da olmasam da yaşayacak. Ama bir aşağıya giden trend vardı kitap okuma açısından. Hı hı. 2000 yılında bu talihi değiştirdik ve Orhan Kemal'in okurları hızla artmaya başladı. Arada işte bir iki televizyon dizisi daha da bu çizgiyi yukarıya çekti. Oldu. Ve şimdi Orhan Kemal'in hem müzeyle görünür kılınması hem ben işte çeşitli disiplinlerde işte bunlar televizyon, görsel, yazılı basında röportajlar, yazılarımla bu buluşmaları sağladım. Öğrenciler geliyorlar. Bilhassa ona çok işte önem veriyorum. Öğrencilerin, bakın artık yani bir devir böyle geçiyor. Geçen gün bir arkadaşım, kardeşim tam 14 yaşındayken müzeye gelmiş. Yıllar geçmiş, bana bir mesaj attı. Şimdi diyor ben kimya mühendisi oldum. Eşim de kimya mühendisi ve diyor o gün o müzeye geldim. Ne müzeyi unutuyorum ne Orhan Kemal'le buluşmamı unutuyorum. Benim hayatımda çok değişiklikler yarattı diyor. Bu çok gurur verici. Doğru bir yerde evet, olduğumuzu gösteriyor. Gösteriyor. Çok gurur verici aynı zamanda. Peki şunu da sormak istiyorum. Gerek 2014 yılı Orhan Kemal 100 yaşında etkinlikleri, faaliyetleri, yaptığınız çalışmalar, çabalar. Gerekse 2000 yılından beri müze. Devletin, Kültür Bakanlığı'nın, ne bileyim Milli Eğitim Bakanlığı'nın belki ki önerilen eserler arasında Orhan Kemal'in eserleri var biliyoruz onaylı. Hani Milli Eğitim Bakanlığı onaylı diyoruz ya. Bir desteği, bir yardımı olmadı mı? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi yani bizim müzemiz Kültür Bakanlığı envanterinde bir müze. Onların bir takım işte destekleri var. Yani işte elektrik, su, yakıt destekleri oluyor. %25 gibi bir destekleri oluyor. Ben hiç başvurmadım böyle bir şeye. Yani biz kendi yağımızla bunları döndürüyoruz, çeviriyoruz. Yani Kültür Bakanlığı'nın başka türde desteği olabilir. Hele 2014 örneğin, 100. yaşında. Örneğin Adana'da
İki tane üniversite var. Evet. İki tane üniversiteden bir tanesine Orhan Kemal adını verebilirler. Bakın Kültür Bakanlığı yapsın bu işi. Değil mi? Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte belki. Yani Yüksek Öğrenim Kurumu. Milli Eğitim Bakanlığı, hadi bu sene geçti belki ama yani 2014-2015 eğitim öğretim yılı için bir genelge yayınlasın. Bütün öğrenciler bir tane Orhan Kemal kitabı okuyacak desin. Yani bundan daha güzel bir doğum günü kutlaması olur mu? Evet. Yani 16 milyon öğrenciden bahsediyoruz. 16 milyon öğrenciye bir Orhan Kemal kitabı gitse, onlar okusa ne güzel olur. Tabii ki. Mutlaka. Gençlerin ilgisinden bahsettiniz. Peki şeyi hatırlıyor musunuz? Orhan Kemal hayattayken onun okurlarıyla, sevenleriyle diyalogları nasıldı? Ne bileyim, o zaman da imza günleri oluyordu mutlaka. O bir araya gelişlerde bugünden farklı mıydı ilgi alaka? Vallahi ben şeyi hatırlıyorum. Fazıl Üstünlü Dağlarca'nın Aksaray'da bir kitabevi vardı. Kitap Kitabevi. İsmi buydu. Köşede Aksaray'da. Babam beni imza gününe götürmüştü. Tabii müthiş bir kuyruk. Ben hatta Fazıl amcayla kendisi müzeye işte vefat etmeden önce geldiğinde o hatırladı, bana hatırlattı. Seninle dedi biz para oyunu oynardık. Biliyorsunuz çocuklar tahtanın üstüne çivi çakar, 5 kuruşla gol oyunu oynarsınız. Onu hatırladı, onu oynamışız. Yani babam bir tarafta imza yapıyor, bir tarafta ben işte Fazıl amcayla bunu yapıyorum, oynuyorum. Babam bir kere, yani günümüzde de işte ben çeşitli imzalara katılıyorum, ben de dahil olmak üzere. İşte yani benim vaktim biraz bol olduğu için, ben de çok kuyruk olmadığı için sohbet ediyorum okuyucuyla. Babam da bunu yapıyordu. Çok kuyruk olmasına rağmen herkesle bir kere sohbet ederdi ve ismini sorardı. İsmi böyle enteresansa onun açıklamasıyla ilgili kitaba bir şeyler yazardı. Yani böyle sevgilerimle falan değil, resmen bir şeyler yazardı. Harika. Yani kişiyle ilgili, uzun boyuyla ilgili, ne bileyim işte güler yüzüyle ilgili bir şeyler yazardı. Hatta 72. Koğuş'un bir sahaf tarafından gördüm ben bunu. Üstüne bir yazı yazmış okuyucusuna. Kitabı imzalatan Mazal Levi diye bir vatandaşımız. Aha. Demiş ki bu 72. Koğuş hikayesi bende çok trajiktir. Bunu bir akşam oturdum sabaha kadar yazdım. Ben bunu çok sevdim. Siz de benim kadar sevin. Harika. Demiş. Yani bu destan yani bu, yazmış. Evet, başka bir yerde bulamayacağınız cümleler, kelimeler. Onu paylaşmış orada. O kitap çok özel bir hale geliyor esasında. Evet. Yani kaç adet basılırsa basılsın her biri ayrı bir özellik kazanıyor. İmza gününde Orhan Kemal'in o tavrıyla, o yaklaşımıyla. Çok güzel. Günümüz yazarlarına ilham olsun diyorum ben, örnek olsun diyorum. Çok güzel bir şey. Kitabı okumayı sevdirmesi açısından da önemli. Şöyle söyleyeyim, yani okur yazarı 40 yılda bir kere görüyor imza günlerinde ve heyecanlanıyor hakikaten. Yani ne kadar çok durursa yazarla bütünleşmiş oluyor. Şimdi çok fotoğraf çekiliyor biliyorsunuz. Evet. Hemen o bir belge haline, bir ana haline geliyor ama bu kendi kaleminden, kendi cümleleriyle bu hani çok özel hale getirmesi çok daha doğru, çok daha güzel bence. Ben size daha enteresan bir şey söyleyeyim. Buyurun lütfen. 3 aylıkken babam bana bir kitap imzalamış. Diyor ki işte Şeker oğlum Işığa, henüz baba deyişini duyamadığım canım oğluma demiş. Bunlar bende hep duruyor. Ne güzel. Yani onun için bu tür güzel şeyleri yazan bir insana benim bir evlat olarak bir borcum var. Biraz da onu yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Evet. Yani hakikaten 56 yıllık bir ömürde bizlerin ayakta durması ve de okumamız için büyük mücadele vermiş. Tabii bir tarafta halkının sorunlarını yazmış. Onları hiçbir zaman göz ardı etmemiş. Yani biraz Orhan Kemal'i de Orhan Kemal yapan o toplumcu gerçekçi çizgisi sanırım, değil mi? Yani doğalı 100 yıl olmuş bu coğrafyada bir Orhan Kemal var ve biz onu konuşuyoruz. Yani onu yitirmemize rağmen hala yaşıyor ve hala üretiyor. Biraz önce konuştuk, 2014'te bir kitabı çıkabiliyor. çok şey var aklımda soracağım. Şeyi merak ediyorum şimdi Işık Bey.
Sayın Öğütçü. Bir dernek, bir vakıf, bir oluşum söz konusu mu? Yani sizden sonra bayrak nasıl devralınacak, nasıl devam edecek müze? Hani bunlara biraz kafa yoruyor musunuz? Hani yanlış anlamayın, sizden sonrası falan konuşmak istediğimler değil ama Orhan Kemal'i gelecek nesillere aktarmak için bir mekanizma, bir organizasyon, bir şey söz konusu mu? Vallahi bunu ilkokul 5'e giden, müzeye gelen bir öğrenci bana sordu. Ne güzel. Abi dedi, ama sizin soramadığınız şeyi o bana sordu. Siz öldükten sonra ne olacak bu müze dedi. İnanın hiç düşünmemiştim. Dedim hiç düşünmedim. Yani ölmeyecekmişiz gibi yaşıyoruz. Ama evet, tabii ki faniyiz. Tabii ki öleceğiz. Vallahi yani hem benim çocuğum hem benim yeğenlerim bu bayrağı götürürler diye düşünüyorum. Belki o zaman başka bir takım sivil toplum kuruluşları, belediyeler, başka bir takım kurumlar buna sahip çıkarlar. Ben orada pek çok şeyi, ailenin olan pek çok objeyi, hatırayı, anıyı paylaşıyorum. Bu hepsi Türkiye'nin ortak değeri. Benim değil. Ben ziyaretçiler geldiği zaman işte bazen beni tanıyorlar, bazen tanımıyorlar. Sizin göreviniz ne dediklerinde ben buranın bekçisiyim diyorum. Bu çok önemli bir şey. Orhan Kemal Müzesi'nin bekçisi olmak çok önemli bir takım yönetim kurulu başkanlıklarından çok daha önemli. Çünkü siz dünya çapında bir müzeye bekçilik yapıyorsunuz. Bundan daha şerefli bir görev var mı Allah aşkınıza? Evet. Orhan Kemal'in tasvir ettiği 40'lı 50'li yıllar var. O toplumcu gerçekçi hala konuşmamıza neden, o eserleri vazgeçilmez kılan tasvirleri var. Biraz günümüzle karşılaştırabiliyor musunuz? Karşılaştırıyor musunuz? Yani pek bir şey değişmedi. Biraz da o yüzden güncelliğini koruyor gibi geliyor bana. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi yani o anlattığı sosyal problemler değişti mi? Başka bir yere mi sıçradık? Başka bir çağa mı sıçradık? Yani evet, bugün Adana'da pamuk, belki çok küçük yerlerde elle toplanıyor ama büyük alanlarda makinayla toplanıyor. Hı hı. Ama siz bu işçilerin sıkıntılarını bir bakıyorsunuz, Karadeniz'de fındık toplarken görüyorsunuz. Yine aynı şekilde çadırlarda, barakalarda yaşıyorlar. Yahut da gemi işçilerinin doklardaki çektiği sıkıntıları görüyorsunuz. 20 kişi bir küçücük evde yaşıyorlar. Yani bir takım sosyal sıkıntılar, problemler değişmedi. Değişmediği için herkes bu kitaplarda kendini buluyor. İşte bunların düzeltilmesi için üstad hep yazdı. Evet. Hep uyardı zaten. Ama işte geldiğimiz nokta, ölümünden 44 yıl sonra hala bu sıkıntılar, bu toplumsal bir takım dertler gözümüzün önünde duruyor. Orhan Kemal deyince Nazım Hikmet'i konuşmazsak olmaz diye düşünüyorum. Ona ilişkin aklınızda kalanlar neler? Beraber Bursa cezaevinde yatıyorlar yanılmıyorsam 40'lı evet, yıllarda. Evet. Tabii belki 40'lı yılları bilmiyorsunuz ama en azından anlatılan, konuşulan aklınızda neler var Nazım'la ilgili? Şimdi babamın çok güzel bir anı kitabı var. Nazım Hikmet'le 3,5 yıl. Hı hı. Müthiş bir kitaptır. Hatta ben onu tiyatroya uyarladım da. Şu anda hem devlet tiyatrosu hem şehir tiyatroların havuzunda duruyor. Öyle mi? Tabii. Ama tabii ona ben bir takım değişik kaynaklardan da ek yaparak bunu oyunlaştırdım. Tabii 1940 Aralık'ta Bursa cezaevinde 52. koğuşta bu iki insan beraberler. Ve Nazım Hikmet işte şiirlerini babamın dinledikten sonra berbat diyerek onu şairlikten uzaklaştırıp düz yazıya nesire yöneltiyor. Aha. Tabii bu çok hoş bir takım anıları, notları babamın tutmasını sağlıyor. Ama tabii işte yazarın, sanatçının veyahut da düşünen insanın kaderi dediğimiz şey, her bir olayda bizim ev aranıyor, her aramada notlar gidiyor ve babamın bütün dokümanları ortadan kayboluyor. Babam Nazım Hikmet'le 3,5 yıl için şunu der, çok notum vardı. Ancak işte kafamı sıktım bu kadar bir şey çıkarabildim. Ama o bile o iki insanın sıcaklığını o kitapta veriyor. O kitabın dışında benim bu yıllar önce çok önemli bir gazeteci vardı. Celalettin Çetin. Hı hı.
Babamla işte Basınköy'de bir evde sohbetleri sırasında babam bir anısını anlatıyor Nazım Hikmet'le ilgili. İsterseniz vaktimiz varsa lütfen, onu buyurun. Ben anlatayım. Şimdi o dönemin mahkumları zaman zaman jandarma eşliğinde dışarıya çıkıp yol inşaatında, temizlik işlerinde falan çalışıyorlar. İşte babam da çıkıyor, Nazım Hikmet de çıkıyor. Babam bu çıkışların birinde bir şeye kafası çok bozulmuş. Ve Bursa'da ne kadar meyhane varsa içmiş. Ama böyle sarhoş değil, kör kütük sarhoş olmuş. Küfelik yani. Küfelik. Hakikaten artık küfede mi getirdiler bilmiyorum. Arkadaşları babamı getirmişler 52. koğuşa atmışlar. Nazım Hikmet bu durumu görünce dehşetli kızmış, sinirlenmiş ve söylenmeye başlamış. Sen çok önemli bir edebiyatçı olacaksın. Niye kendini mahvediyorsun? Ben sana içki içme demedim mi? Şöyle yapma, böyle yapma, işte içki kötüdür falan diye. Babam o sıra biraz ayılır gibi olmuş. Bakmış Nazım Hikmet konuşuyor böyle. Demiş bıktım senin papaz nasihatlerinden. Ben çıkıp gidiyorum. Yatağını döşeğini o sarhoş kafayla almış omuzuna vurmuş gidecek. Nazım Hikmet kapıya yatmış. Demiş ki önce beni çiğne, öyle git. Babam o sırada ayılıyor. Ya diyor koca Nazım Hikmet'i nasıl çiğneyip giderdim. Geri dönüyor, yatağın döşeğini bırakıyor ve ustasına layık olmak için daha çok çalışıyor. Şiirden vazgeçiyor ama Nazım evet. sayesinde. Ama röportajları var örneğin. Ruhi Su'yla yaptığı röportajı biliyorum ben. Yani hatırlıyorum türkü üzerine, türkülerin söylenmesi üzerine. Sanatın diğer dallarıyla ilgisi alakası nasıldı Orhan Kemal'in? Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim. Yani babamın çeşitli disiplinlerde yazdığı, ürettiği pek çok çalışma var. İşte bu sinema alanında senaryo yazmış. Sinema için bir kitap çıkarmış. Tiyatro eseri vermiş. Röportajları var. Evet. Mesela işte benim bu Uçurum kitabıyla birlikte çıkardığım hem sinemacılarla var hem de çok çocuklu ailelerle yaptığı bir röportajlar serisi var. Hatta o seride çok önemli bir edebiyatçımız Muzaffer Buyrukçu'nun ailesiyle de görüşmüş. Evet. Ve yani onun ailesi anlatılanlar o röportajdaki bir takım hikaye babamın Devlet Kuşu romanını yazdırmış. Yani bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı şeyler. Nice güzel hikayeler. Tabii konuştukça çıkıyor, laf lafa açıyor. Ama süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son bir soru Sayın Öğütçü. 100 yıl önce bu coğrafyada doğdu ve hala üretiyor dedik. Orhan Kemal'i anıyoruz, kutluyoruz 100. yaşını. Bugünün insanı Orhan Kemal'i duyunca gelip Cihangir'deki Akarsu Caddesi'ndeki yanlış söylüyorsam düzeltin, müzeyi gezince, onu tanıyınca Orhan Kemal'de ne bulacak? Şimdi bir kere insanlığı bulur, sevgiyi bulur ve umudu bulur. Çünkü Orhan Kemal'in kitaplarının temelinde bu unsurlar hep vardır. Büyük bir hümanisttir ve her kitabının sonunda mutlaka bir umut vardır. Umutsuzluğa onun hiçbir kitabında yer yoktur. Onun için gelenler Orhan Kemal Müzesi'ni ziyarete gelirler ama çıkarken Orhan Kemal'le kol kola çıkıp giderler. Harika. Efendim çok teşekkür ediyorum. Katıldınız, katkıda bulundunuz. Umarım bu kutlamaya biz de bir nebze olsun bir katkı sağlamışızdır izleyenlerimiz açısından. Onları da katmışızdır. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet, sevgili izleyicilerimiz, Haber Merkezi devam edecek.